Kur'an meali İsra suresi 51 ile 70 ayet bölüm 4. Bismillahirrahmanirrahim. 51. İsterse aklınıza yeniden dirilmesi imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Bunlar Allah'ın sizi yeniden diriltmesini güçleştirmez. Diyecekler ki bizi tekrar hayata kim döndürecek? De ki sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o? Diyecekler. De ki yakın olsa gerek. 52. Allah sizi çağıracağı gün kendisine hamd ederek çağrısına uyarsınız ve dirilmeden önceki halinizde çok az kaldığınızı sanırsınız. 53. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır. 54. Rabbiniz, sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz, seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik. 55. Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık, Davud'a da Zebur'u verdik. 56. Resulüm, de ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar, sizin... bir kimseye secde mi ederim? 62. Dedi ki, şu benden üstün kıldığına da bir bak. Yemin ederim ki, eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, pek azı dışında, onun neslini kendime bağlayacağım. 63. Allah buyurdu, git, onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza. 64. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt, süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ, mallarına, evlatlarına ortak ol, kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan, insanlara, aldatmadan başka bir şey vaat etmez. 65. Şurası muhakkak ki, benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. Onları, koruyucu olarak Rabbin yeter. 66. Kullarım, Rabbiniz, lütfuna nail olmanız için denizde gemileri sizin için yüzdürendir. Doğrusu o, sizin için çok merhametlidir. 67. Denizde başınıza bir musibet geldiğinde, ondan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında, yine eski halinize dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür. 68. Onun, sizi kara tarafında yerin dibine geçirmeyeceğinden, yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. 69. Yahut onun, sizi bir kez daha oraya, denize, gönderip üzerinize bir kasırga yollayarak, inkar etmiş olmanız sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra, bundan dolayı kendinize, intikamınızı almak için, bizi arayıp soracak bir destekçi de bulamazsınız. 70. Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık.
Onları çeşitli nakil vasıtaları ile karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik, yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalimizi beğen, paylaş, abone ol.